Lan sonra izlersin. Sen şimdi Tayyar'la ilgili bir şey dedim mi diyorsun ama maalesef demedi. İrtibat kuran başka bir adammış. Onun da adını verdi ama kodadı modadı kim bilir kim. Ali. Metin Ali Mopir demişti. Lan oğlum Metin dediğin adam manyağın önüne giderim lan. Eksik tahtalarıyla üç katlı bina yaparım ben. Delin lafıyla iş olur mu? At da öyle ortaya çıtır çerez Ali diye bir laf. Bir gün gelip muhbir diye beni söylese inanacak mısınız? Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Oğlum zaten bu telefon kayıtlarını ben Ali'den aldım. Onunla gizlice buluştuk biz. Yamuk bir adam olsa bunu yapar mı? Peki bitti mi? Bitmedi. Yok mu arttıran? Var. Kim? Ben. Savcının aldığı 500 bin liranın belgesi. Burada. Biz o hesaplara bakmıştık. Hem savcının hem de eşinin. Acaba savcının eşinin üvey ablasınınkine baktınız mı? Ah bela. Ah Arda. Atlanır mı oğlum bu? Haklısın abi. Atlanmaz. Tamam la ezilmeyin. Oğlum öğreniyorsunuz. Yavaş yavaş öğreneceğiniz. Karşınızda yılların eskitemediği Hüseyin Amir var lan. Hüseyin Amir. Ben söyleyince baytap geçiyorsunuz ama bu saçı sakalı biz değirmende artmadık oğlum. Yavaş yavaş öğreneceksiniz oğlum. Yavaş yavaş. Yalnız o savcıyı konuşturmanız lazım, önemli. Abi savcıyla ilgili planımız var, halledeceğiz. Hah, güzel. Çünkü savcının kendi ağzından ifade alabilirsek çok daha iyi olur. Elif'i bir an önce çıkarabiliriz. Bir de aman dikkat edin bak, adamı ürkütmeyin. Elinde Amerika bileti var. Çekip giderse vay halimize. Yeni savcı gelecek de ona biz Elif'in durumunu anlatacağız, ikna edeceğiz. Hele bir de ters teperse Elif'i çıkarmamız çok zorlaşır. Dikkat edin ha. Tamam abi. Evet. Kalk ha. Kalk kalk. Gel bakayım bir sarıl bana. Sana da müjdem var. Hayırdır abi, ne müjdesi? Ya ben muhbiri bulmuşum. Durur muyum? Çıktım Ali'nin karşısına. Sağ olsun o da kayıtsız kalmadı. Yazdı bir kağıt. Yarın göreve iade oluyorsun kızım, gözün aydın. Gerçekten mi? Peki bu ölen doktorun Giray'ın Mahmut'la bilgisi var mıymış? Yani bizim görüşümüz o doğrultuda. Ama Mahmut böyle bir şey söylemedi. Fakat adamın öldürüldüğü gün emniyetteymiş. Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi geçmiş olsun devrim. Şükür. Kızım ne teşekkürü ya. Ben görevimi yaptım. Lan ben canlarımı ite köpeğe yem eder miyim lan? Hadi güzel güzel. Güzel. Alo. Halacığım, Aslı ben. Kızım neredesiniz siz Allah aşkına? Niye ben size ulaşamıyorum? Şey... Ne şey ayol? Nilfer'i arıyorum, cevap vermiyor. Sana ulaşmak zaten imkansız. Evde sen hiç açılmıyor. Peki biz sizinle hiç konuşamayacak mıyız? Hı? Biz gazeteciler arıyor diye açmıyorduk halacığım. Yani o işte de Bahar ilgilenecekti ama o da ortalarda yok. Tamam tamam. Anladım. Nasılsınız? İyi işte, iyi olmaya çalışıyoruz. Ben şey diyecektim sana. Hala çok teşekkür ederim ben. Nilüfer arar aramaz yollamışsın parayı. Anlamadım. Para yollamışsın ya. Tabii. Tabii ona para gönder, bununla meşgul ol falan derken unuttum yavrum size para gönderdiğimi. Sen de haklısın tabii. Kâfi mi çocuğum? Yeter mi? Yani çocuklar yeterli parayı göndermişler mi?
Yetmez mi halacığım? 700.000 lira. Tamam, tamam. Gerekirse daha da gönderirim. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin, tamam mı? Peki şimdi nasılsınız? Elif nasıl? En son haberlerde gördüm onu. Buluşabiliyor musunuz? Hiç ilgilenebildiniz mi? İyi, iyi çıkacak inşallah. İnşallah, inşallah. O Nilüfer'e de söyle. Sade para için aramasın, hı? Arada bir halimi hatırımı sorsun. Tamam halacığım, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüyorsun değil mi? Kimseye doğru düz iş yaptırmazsan, işte bu saatte bunlarla uğraşırsın. Hayır, siz bu takımı göstermişsiniz kızlara, onu çıkarmışlar. Filiz, bırak Allah aşkına. Bu kadar seneden sonra iş öğretiyorum sana. Çene yarıştırmayı bırak benimle. Abi görüşürüz. Bana bak, isterseniz ben de geleyim. Yok abi, sen dinlen biraz. Lan oğlum, sonra ben gelmeyince işleri karıştırıyorsunuz ha. Eyvah, yandık artık. Hüseyin abinin dilinden kurtulamayız. Olacak o kadar, olacak o kadar. Daha bitmedi. Sabahları sizi sıraya dizeceğim, elimi öptüreceğim ben daha. Hadi, hadi. Hadi gidin, dikkatli olun. Merak etme abi. Hadi abi, görüşürüz. Abim, bugün hastanede biraz sinirliydim, haddimi aştım. Sinirimi senden çıkarttım. Kusura bakma. Oğlum, bana ne yalan söyleyeyim, içime dokunmadı değil. Ama sonra düşündüm de, lan insan sevdiğine intizar eder. Aman, gelmiş geçmiş işte ya. Sonuçta benim kardeşim gülüyor mu lan? Tamam, bu bana yeter. Abi kardeş arasında olur öyle şeyler. Kurban olurum sana. Abi, özür dilerim. Ben özür dilerim oğlum. Hadi. Hadi seni bekliyorlar, yürü. Sahte plakaları da taktım. Şimdi tam Tayyar'ın minibüsü oldu. Evin önündeki minibüs onun değil mi? Aynısı, eminsin. Ya aynısı. Kaç kere gördüm adamı inerken. Zaten bunu bulana kadar göbeğim çatladı. Kıyafetlerin arkada, tamam. O değil de, ya Herifçioğlu'nun yaptığını görüyor musun sen? Boşu boşuna Hüseyin abinin günahına girdim ya. Mahmut'un itiraf görüntülerini izlerken Hüseyin abinin yüzüne bakamadım kalbim ya. Ben sana dedim Arda, demedim mi? Kusura bakmayın, beklettim. Hadi bakalım devran, bas gaza. İş bizi bekler. Uyandırmadım değil mi Hüseyin? Yok. İyi, iyi, güzel. Zaten kahramanlar uyumaz biliyorsun. Gece gece sohbet için mi aradın Emmoğlu? Uyku tutmadı. Emmoğlu'mu bir arayayım dedim. Ne de olsa bugün ateşkes imzaladık. Görünce fark ettim. Özlemişim seni Hüseyin. Başka bir şey var mı? Günün kahramanı olmak nasıl bir duygu? Güzel değil mi? Güzel. Çok güzel. Umarım planın işler, pişman olmam da kahraman olarak kalırsın Hüseyin. Duanı et. Bak bu plan da istediğim gibi çıkmazsa halin yaman, bunu sakın unutma.
kadar söyledim Arda'ya. Yerine geçince bir konuş, sesini kontrol edelim diye. Hiç dinliyor mu beni? Hayır, sonra kayıtta problem çıkacak. Taş gibi deliler olacağız. Sorun çıkmaz. Ne yapsın çocukcağız? Yavuklusuyla uğraşıyor. Devrem deme öyle. Zaten utanıyorum. Ne var kızım, ne var bunda utanacak? Hem Arda iyi çocuktur. Eğer senin kalbini kırarsa ben de onun kafasını kırarım. O bunu iyi biliyor. Gördüm abi, kapıya doğru geliyor. İyi akşamlar Sayın Savcım. İyi akşamlar. Beyefendi beni sizi bilgilendirmek için gönderdi. Hangi konuda? Beyefendi kim? Kızınızın ameliyatı ertelenmiş. Amerika'ya gidişinizde. Haftaya gideceksiniz. Yeni biletlerinizi ben size ulaştıracağım. Ne saçmalıyorsunuz siz? Benim o kadar vaktim yok. Kızım bir hafta daha dayanamaz. Kaybederiz onu. Söyleyin o patronunuza. Ya kararlaştırdığımız tarihte gideriz ya da beni unutsun. Anladın mı? Sabah serbest bırakırım o kadını. İsterseniz kendiniz söyleyin. Minibüste sizi bekliyor. Buyurun bu tarafta. Devrem, üç deyince kuş kafeste. Üçe kadar say. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Ömer Komiser. Biz de sizi bekliyorduk. Dediğim gibi Savcı Bey, elimiz sağlam. Az önce emniyetin önünde meslektaşımla yapmış olduğunuz konuşma kayıt altında. Kimden izin alarak dinleme yapıyorsunuz ki siz? İkimiz de aynı taraftayız Savcı Bey. Panik yapmayın da dinleyin. Benden ne istiyorsunuz? Neden getirdiniz beni buraya? Sizinle iletişime geçen Mahmut komiser muhbir olduğunu ve yukarıdan almış olduğu talimatları size ilettiğini itiraf etti. Her şeyi. Her şeyi yukarıdan almış olduğunuz talimatlarla organize ettiğinizi ispatladık. Mahmut komiserin itirafı da kayıt altında. Aynı zamanda eşinizin üvey ablasının hesabına yatan yüklüce paranın dekontu da elimizde. Ne istiyorsunuz benden? Çok basit. İşinizi layıkıyla yapmanızı, adaleti yerine getirmenizi, suçsuzları içeri tıktığınız Elif Denizleri dışarı çıkarmanızı. Bakın, ben bütün bunları... Savcı Bey, her şeyi kızınız için yaptığınızı biliyorum. Bu dosyadan önce kötü yola sapmadan dürüstçe adaleti yerine getirmeye çalıştığınızı da biliyorum. Bakın çaresizlik insanları yanlış yollara saptırabilir. Size hak vermiyorum ama anlamaya çalışıyorum. Siz de vicdanınızın sesini dinleyin. Bir insanın hayatını kurtarırken diğerinin hayatını karartmak doğru mu? Eğer Elif'in babasının suçlarını Elif'e yıkarsanız Elif'in hayatı kararacak. Evladım ölüme mi terk edeyim yani? Bunu yapamam. Kızınız iyileşecek. Bu da kızınızın tedavisi için gerekli olan para.
Günaydın Elif. Günaydın Şevval. Haberleri iyi yenge. Kabus bitti Elif. Çıkıyorsun. Nasıl yani? Nasıl oldu anlatsana. Savcı yanıldığını anladı. Sizin şirketin dosyalarını yeniden incelemiş. Senin suçsuz olduğuna, bütün suçun aslında babana ait olduğuna kanaat getirmiş. Bu aynı zamanda Nilüfer'in kaçırıldığını da kabul etti demek oluyor. Fatih Dündar ne olacak? O şu anda özgür ve ilk duruşmaya kadar öyle olacağı da kesin. Ondan sonrası da mahkemede belli olacak artık. Yani ben özgürüm şimdi, öyle mi? Allah'ım şükürler olsun. Bak, sana giyecek bir şeyler getirdim. Üstün başını değiştirirsin, şöyle bir kendine gelirsin. Orada da işlemleri hallederiz ve sonra evine gidebilirsin. Aslanım arkadaşını ayarladı. Amerika'da yaşıyormuş. Siz Türkiye'ye dönene kadar her şeyinize ilgilenecek. Bize bilgi verecek. Her şey için teşekkür ederim Ömer abi. Bol bol fotoğraf çek, tamam mı? Geldiğinde konuşacağız. Anne sana emanet, tamam mı? Ona iyi bak. Bakacağım. Sen de kendine iyi bak babacığım. Dedim ki kaçıracaksın sen. Kızımızı sana sağ salim getireceğim. Daha önce meslek hayatımda hiç yanlış yola sapmadım. Ama ceza neyse çekip bedelini ödeyeceğim. Beni şimdi anlaman zor biliyorum. Ancak baba olunca anlayacaksın. Lütfen siz de bir karar verirken ikinci bir ihtimal olduğunu unutmayın. Tamam mı? Hazırım. Gidebiliriz. Ve kahramanımız bir maceranın daha sonuna gelmiştir. Öyle miydi la filmleri sanırım? Dalga geçme abi ya. Oğlum şaka baka. Çok güzel bir sevap işledin Ömer. Sonuçta çocuk hayatını kazandı lan. Vallahi. O deli aslında çok şaşırttı beni ha. Ne cevabı çıktı lan? Sadece parayı vermedi, işin peşinden de koşturdu. Şimdi savcı bey, hakimler, savcılar yüksek kuruluna mı sevk edecekler abi? Evet. Yalnız sana söyleyeyim. Tayyar hiç görmemiş. Bütün irtibatı Mahmut'la kurmuş. Gerçi Mahmut gözaltında soruşturma için. İstersen ümünü çökelim. Abi şimdi işi bir kenara bırakalım. Bugün benim en mutlu günüm. Evet lan, ne işimiz var. Hızlı hızlı gidelim, sürprizimizi hazırlayalım. Elif kızım da şöyle güneş yüzü gördüğünde bir yüzü gülsün lan. Her şey hazır mı? Tamam tamam, Bekan ben de bağlamayı da hazırladım. Güzel. Yüzük? Yüzük de tamam oğlum. Bugün Elif'in parmağına göre yapıyorlar.
Hülya neredesin? Günaydın Aslı kızım. Günaydın. Günaydın. Aha, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Elif çıkıyormuş bugün. Sevdiği yemekleri yapalım akşama. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Biz de çıktık geldik. Sen gelmeseydin. Bana mı dedin? Siz kapıda kaldınız. Buyurun. Buyurun içeri. Buyurun. Ay yok lütfen çıkarmayın. Çünkü bizim öyle adetlerimiz yok. Ama bizim orada bir yağmur yağınca her taraf çamura kesiyor. Evinizi kirletiriz. Yok yok hiç gerek yok lütfen. İyi madem. Buyurun, buyurun. Biz de evi süsleyelim diyorduk. Bir de böyle Elif'in en sevdiği yemekleri yapalım falan dedik. Yalnız benim bildiğim Ömer'in başka planları var. Yani Elif hemen eve gelmeyecek. Ay bilmez miyiz kız? Bizim her şeyden haberimiz var. Dün akşam bizim evde üs kurdular vallahi üs. Bir hazırlık, bir hazırlık aman. Zaten her şey olunca haber verecek, öyle gideceğiz oraya. Tamam o zaman hep beraber gidelim. Ay vallahi ne iyi olur. Ay buraya gelene kadar ayaklarımıza kara sular indi vallahi. Ondan in, ona bin, ondan in, ona bin. Tıkış tıkış. Sizde araba da var. Oh ne güzel. Rahat rahat kurulur gideriz yayla gibi. Hadi oyalanmayalım biz kızım gel. Bunlar ne? Ha, bu tuzlu yoğurt. Burada acı biber salçası da var. Onlar da sabah bizim orada pazar vardı. Taze sebzeler. Hülya! Hülyacığım! Buyurun. Sen Elvan teyzelere yardım et canım. Mutfağı göster. Ay ilahi, bilmiyor muyuz? İlk kez mi geliyoruz? Hem artık burası bizim evimiz de sayılır, değil mi? Yorulmayın siz hiç. Hadi anne. Demet hadi. Geç canım sen. Nilüfer. Yine samimiyet, ne oluyor? Sen iyice taktın ama bu insanlara yani. Ya densizlik bu ya. Tamam geliyorlar gidiyorlar anlıyoruz da insan bir haber verir değil mi? Tamam sürpriz yapmak istemişler, yardım etmek istemişler Elif için. Biz Ömer'i sevmiyor muyuz? Çok seviyoruz, çok iyi insan, çok güzel insan. Bu insanlar da onun ailesi. Sen beğensen de beğenmesen de bu böyle. Tamam bundan sonra o zaman sen onlarla konuşuyorsun, haber veriyorlar gelmeden önce. Ay Aslı tamam, tamam. Sana zahmet olacak güzel kızım, sağ ol. Rica ederim. Kızım, sen arayıp haber vermedin mi geleceğimizi? Kapıda şaşırıp kaldılar. Ay aman anne, unutmuşum, akıl mı kaldı? Hem ne var canım? Akraba sayılırız biz, ne olacak? Ne diyeyim sana kızım, ne diyeyim? Bir şey deme annem. Ay ne var? Elif yakında gelinimiz olacak. Yani akraba sayılırız. Bundan sonra daha sık gelip gideceğiz, alışsınlar artık. Hadi şunları yıka neyse. Ben bahçeye çıkıyorum. Demet! Kız kırarım bacaklarını, bir işin ucundan tut. Şişt, bırak kız hadi. Oo, pardon, pardon kusura bakma ya, yandın mı? İyi misin? Tanışmıyoruz değil mi? Nilüfer'in arkadaşı mısın yoksa? Yok. Neyse konuşabiliyor musun? Ben de Mert. Hayırdır? Elif'in partisi için catering şirketi mi çağırdınız? Ay yok ayol, ne şirketi?
Biz Elif'in akrabasıyız. Sayılırız yani. Ben Ömer'in annesi Elvan, bu büyük oğlumun hanımı Melike, bu da torunum Demet. Ben de Elif'le Nülüfer'in çocukluk arkadaşıyım. Bir süredir burada kalıyorum. Neyse, kolay gelsin size. Görüşürüz. Sağ ol yavrum. Ne öyle ağzı açık ayran budalası gibi kaldın? Toparlan. Git şu salata malzemelerini yap, hadi. Ay anne, bu ne biçim iş? Genç bekar adamın 3 tane genç kızın evinde ne işi var? Hadi kızım, sen de elini çabuk tut, hadi. Hah, bu uyar. Böyle olmadı ki, ortalığı karıştırır gibi. Anne, sen bunları koyuver. Olur. Yardımcıları da gitti. Buyurun. Sen kimsin ayol? Boş boş bakıyorsun. Ben Elif'in... Tamam, tamam. Hadi şu valizleri içeri taşıyıver. Hülya vardı ama yok galiba. Seni yeni mi tuttular? Ayol, ne tuhaf bir kadınsın sen. Cevap versene. Ha? Nerelisin sen? Aa, çok aradılar herhalde seni. Ha? Ay tamam, tamam. Hadi çık yukarıya. Aslı ile Nilüfer'e haber ver. Halanız geldi de. Anlayabiliyor musun? Halanız. Kızım, niye çakılıp kaldın böyle? Kime diyorum? Hanım, kime diyorum? Ay, şimdi düşüp bayılacağım. Ay Filiz. Allah aşkına git bir kahve yap. Katiyen bu kadın beceremez. Ne kıvamını bilebilir, ne de ne kadar koyacağını. Ay Aslı, sen gerçekten neyi abartıyorsun? Surprise. Halacığım. Hoş geldin. Canım benim. El öpenlerin çok olsun bir tane. Nasılsın bakayım? İyi, sen? İyi, çok iyi. Ya sen nasılsın? İyiyim halacığım. Bir tanem, bir tanelerim benim, bir tanelerim. Hoş geldin. Hoş bulduk canım, hoş bulduk benim güzel kızım. Ben de Melike. Biraz önce eline valiz tutuşturmaya çalıştığınız hanım da Elif'in müstakbel kaynanası Elvan. Siz de Elif'in halasıymışsınız. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Abi ne var Allah'ını seversen, insan kardeş için çiğ tavuk yer. Ya abi aşk olsun ya. Senin bu konuda şöhretini ününü duymayan mı var? Ya bir bak, bir bak. Ağlayacak, ağlayacak. Ağlayacak gibi dursana. Abi bence hayır deme. Baksana, kardeşin böyle unutulmaz bir günde senden yardım istiyor. Kırma. Yani. Lan arkadaş, ekip halinde toplanmışsınız, aldınız bir soyu araya ya. Tamam ben. Tamam, kardeşim varsa ben de varım. Sağ ol abi.
Gel lan sarılacağım. Abi koluna dikkat dikkat. Gel gel gel. Seviyorum lan sizi. Hıyarlar. Kavuştum ya. Daha iyiyim. Allah'a şükür. Adem. Oğlum bir müsaade et de. De gözün aydınlık verelim ha. Geçmiş olsun kızım. Teşekkür ederim. Elif abimin sayesinde kurtuldun. Abartma oğlum. Ben görevimi yaptım kızım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Gerçekten bana dünyaları verdiniz. Geçmiş olsun Elif. Çok teşekkür ederim. Gözümüz aydın Elifciğim. Gözüm saydın. Teşekkür ederim. İyi varsınız. İlahi. Siz de kim olduğunuzu söyleseydiniz sanımlar ne bileyim ben Allah aşkına. Evi bu kadar kalabalık görünce şaşırdım. Ayrıca bu saatte pek misafir de beklemiyordum doğrusu. Siz de bizi hor gördünüz. Neyse, oldu bitti artık. Ben sizi tanıdığıma çok sevindim. Ben Ömer'in annesi Elvan Demir. Elif'in arkadaşı Ömer. Halam da Malatya'nın önde gelen ailelerinden Nedret Denizer Kuloğlu. Ay Aslı'cığım. Ay ne kadar hoş bir kızsın. Nereden aklına geldi? Ne kadar uzun zamandır kullanılmamıştı bu denize. Genç kızlığımı hatırlattı bana. Vallahi. Ömer ne yapıyorsun? Neden buradayız? Son günlerde başıma gelenlerden Tayyar Dündar kadar o da suçlu. İnan bana içimden gelmiyor. Elif'im. Kırgınlıkların çok. Haklısın da. Ama biz buraya babandan hesap sormaya değil. Bize yakışır bir şekilde helallik almaya geldik. İkimiz de yetimiz. Keşke babalarımız yaşıyor olsaydı. Her şey adabıyla olurdu. Çiçeğimizi, çikolatamızı alıp gelseydik. O an hep beraber yaşasaydık. Hayat bizden çok şey aldı Elif. Eksik kaldık. Ama nankörlük edemem. Hayat seni verdi bana. Mucizeyi yaşayarak öğretti. Size söz veriyorum.
Nefes aldığım sürece kızınızın yol arkadaşı, sırdaşı, sığınacağı bir liman olacağım. Gözünde tek damla yaş olmasın diye gerekirse canımı vereceğim. Melih benim hayat arkadaşım. Aslı ile Nülüfer kız kardeşlerim olacak. Gözünüz arkada kalmasın. Hepsi bana emanet. Biliyor musun, kimseyi böyle sevmemiştim. Kimse de beni böyle sevmedi. Elif'im. Eve gidiyoruz değil mi? Ömer, bak öyle sürpriz parti falan yapacaksan gerçekten hiç gücüm yok. Hem şu yaşadıklarımı unutmak hem de şu üstümdeki kokuyu atmak istiyorum. Ya sürpriz parti sinyorina, ben anlamam ki öyle işlerde. İki gündür perişanım zaten. Gidelim güzel bir yemek yiyelim, karnımız doyuralım. Sonra ben seni eve bırakırım. Hadi gel. Bizim evde de yemek vardır. Aşk olsun Elif'im ya. Demek benimle baş başa kalmak istemiyorsun ha? Tamam, eve bırakayım seni, gel. Ben gerçekten öyle demek istemedim Ömer. Tamam tamam, anladım ben seni, teslim. Buyur. Koş bir de bana pense kap. Tamam. Baba anne çekil. Ay yavaş oğlum. Kızım vur. Düşüyor. Al bunu. Koy annem şimdi, koş. Kızım balonları da şişir, hadi. Ne bu ayol? Mahalle düğününe mi geldik? Ya ben Nülfer'le Aslı merak ederler diye eve giderim dedim ama ulaşamıyorum kendilerine. Onlar da hiç arayıp sormadılar. Meşguldürler belki. İyi de kardeşlerini birazcık olsun umursarlar değil mi? Bilmiyorum artık herhalde. Ömer. Gel bakalım sinyorina. İçeride seni önemseyen var mı yok mu bir soralım. Ömer sen ne yaptın? Hadi gel gel daha hiçbir şey görmedim. Ben de sizi çok özledim. Tamam, tamam. Azıcık bana bırakın kızımı. Halacığım, hoş geldin. Ne zaman geldin? Nasıl geldin sen? Biraz evvel geldim. Biliyor musun, bu cadılarda kalktılar beni, ayağımın tozunda buraya taşıdılar. Hoş geldin. İyi ki geldin. Bu arkadaki Ömer Bey mi? Ömer, halam. Merhaba yavrum, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin.
buldum. Ah.